Hoş geldiniz canlarım, ciğerlerim, börtü böceklerim, gençler. Beşinci ünitemize geçtik. Bu üniteden sıfır ila bir soru çıkıyordu. Bu ünite çok yoğun bir ünite. Ben de o yüzden sizin için sınırlaştırdım. Çıkması ihtimalli yerleri anlatacağım. Kacanızı sıkmayın yani. Hani bilmiyoruz gibisinden kafanıza takılmasın. Çalışmamazlık da yapmayın. Hiç çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bakın bazı seneler bir soru çıkmış, bazı seneler çıkmamış. Ama çıkarsa da bir soru kaybederseniz bir soru sizi çok yerlere götürebilir. Nedir ünitemizin adı? Gönül coğrafyamızdır gençler. Gönül coğrafyamızda bazı bölgeleri işleyeceğiz. Hicaz bölgesi, işte Maneva, Ünnehir bölgesi, Mısır bölgesi, Maarif bölgesi, Bağdat bölgesi, Şam bölgesi. Bu bölgeleri neden işleyeceğiz? İslam'ın etki ettiği bölgelerdir çünkü. Ne gibi etki etmiştir? Biz sizinle bunları işleyeceğiz. İlk önce İslam nedir, kültür nedir, İslam medeniyeti nedir? Onu hatırlayalım. Kültür toplumların sahip olduğu maddi, manevi değerlerdir gençler. Peki medeniyet nedir? İşte daha şehirli, kültürlü yaşam tarzıdır. Peki İslam nedir? İslam ise Yüce Allah'ın gönderdiği hak dinlerdir. Hak dinler. Gençler, İslam medeniyeti ise İslam'ı benimseyerek bu dini yaşam tarzı haline getirerek maddi manevi birikimleri tümüdür. İşte sizinle işleyeceğimiz budur. İslam medeniyeti. Peki İslam medeniyetine kimler gelmiş, kimler geçmiş? Gençler, sizin için şöyle bölümlere ayırdım. 622 ve 632 yılına Asr-ı Saadet dönemi diyoruz. Burada Peygamber Efendimiz dönemi olduğu için çok fazla etki edilmemiş. O zamanlar bir yeri inşa etmek veya mimari eser ortaya koymak gibi bir etkimiz çok fazla olmamış. Daha sonra nedir? Dört halife dönemi geçmiştir. Daha sonra gençler Emeviler dönemi geçmiştir. Bu Emeviler döneminde gençler İslam medeniyeti başlangıç seviyesinde başlamıştı. Emeviler deyince her zaman aklımıza başlangıç gelecek. Daha sonra Abbasiler dönemi gelmiştir. Daha sonra Selçuklular dönemi gelmiştir. Şimdi Abbasiler dönemi ile Selçuklular dönemi gelişmekte. Hala gelişiyor, gelişmekte. Gelişmeye devam. En sonda Osmanlı dönemi vardır. Osmanlı dönemi de İslam kültürü ve medeniyette zirvedir gençler. En üst, en parlak dönemidir. Gelelim sizinle bu bölgeleri yavaş yavaş işleyelim. Hicaz bölgesinden başlıyoruz. Şimdi Hicaz bölgesine geçmeden önce bir hokoyamızı buraya bir çağıralım. Uzun zamandır görmüyoruz. Yüzünüze hasret kaldık. Evet, Okaya'mız geldi. Okaya, sana soru soracağım. İnşallah çalışmışsındır. Bakalım bilecek misin? Hicaz bölgesi dedik. Hicaz bölgesi nedir? Neresidir? Hicaz bölgesi... Doğu Anadolu bölgesi var. İç Anadolu bölgesi var. Güneydoğu Anadolu bölgesi var. Hicaz bölgesini ben bilmiyorum. Gençler, Hicaz bölgesini bilmiyor. Sizce bir Hokaya'yı cezalandıralım mı? O zaman Hokaya, sana ceza bilemediğin için sana ceza, bir dans edelim seninle beraber. Gel şöyle hafif yaklaşalım. Gel yanıma. Hoca kafası. Hokaya. Tamam, senin cezan bitti. Seni geri gönderiyoruz. Çok tatlı. Hokaya'yı çok seviyorum gençler. Peki. İnşallah siz de bilmiyorsunuz, biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız siz de kalkın bir yerinize dans edin, kendinize gelirsiniz. Gençler, Hicaz bölgesine biz ne diyoruz? Mekke ve Medine'yi içine alan bölgeyi Hicaz bölgesi diyoruz. Bakın Mekke ve Medine. Hemen hatırlatalım. Şurası Arap Yarımadası'ydı. Şöyle biraz daha estetik çizelim. Şurası Arap Yarımadası'ydı.
Şurada Mekke, şurada Medine var. Şu bölgeye de biz Hicaz bölgesi diyoruz. Anlaştık mı? Bu Hicaz bölgesinin neden önemli? Adı üstüne gençler Mekke ve Medine için alıyor. Mekke Peygamber Efendimizin doğduğu, Medine de Peygamber Efendimizin öldüğü yerdir. Peygamber Efendimizin doğduğu yer Medine, Peygamber Efendimizin kabrinin, çok özür dilerim, öldüğü yer değil, kabrinin bulunduğu yerdir. Mekke'de ne vardır? Müslümanların hac merkezi olan Kabe vardır gençler. Medine'de ne vardır gençler? Mescid-i Nebi vardır. Peygamber Mescidi vardır. Bu yüzden bizim için önemlidir. Gençler, Medine'nin asıl anlamı şehir demektir. Aslında biz buna Medine-tül Münevvere diyoruz. Fakat Medine-tül Münevvere olmadan önce Yesrib, deniliyordu. Yesrib ismi de kötü şehir, hoşlanmamış şehir, çirkin şehir gibi anlamlara geliyordu. Peygamber Efendimiz bu ismi beğenmedi. Dedi ki bundan sonra burasının ismi Medine Tülmünevvere, yani nurlanmış şehir olarak anılacak dedi. Nurlanmış şehir. Gençler, nurlanmış şehir olarak anılacaktı. Sonra günümüz dilimiz döne döne Medine'ye olarak kaldı. Ama biz Medine'te Münevvere deyince aklınıza ne gelecek? Medine gelecek. Mescid-i Nebi orada, Peygamber Efendimiz'in kabri orada. İnsanlar hac ibadeti yaparken orayı da ziyaret ediyorlar. Peki gençler, Hicaz bölgesi neymiş? Mekke ve Medine'yi içine alıyor. Şam ve Bağdat bölgesi neresidir? Gençler, Şam ve Bağdat bölgesi günümüzdeki Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün'ün bulunduğu yerlere deriz gençler. Şam bölgesinin diğer adı Dımaşk'tır. Şam bölgesinin diğer adı Dımaşk'tır. Halit bin Hazreti Ömer zamanında Halit bin Velid komutasında fethetmiştir. Fethedildi. Yani İslam topraklarına girdi. Gençler, Şam bizim için niçin bu kadar önemlidir? Şam'da Nizam-ı Mülk adına yapılan Nizamiye Medresesi ve Beytül Hikme gibi önemli ilim merkezleri vardır. Neymiş? Nizam-ı Mülk vezir olan Nizam-ı Mülk adına yapılan Nizamiye Medresesi ve Beytül Hikme gibi önemli ilim eserleri vardır gençler. Burada öğrenilen birçok şey hala günümüzde kullanılmakta. Bizim için önemli. Peki Bağdat neden önemli? Bağdat da önemli ticaret bölgesidir gençler. Şöyle, önemli ticaret bölgesi neresidir? Bağdat'tı. Gençler, Bağdat'ta kimlerin kabri bulunur biliyor musunuz? Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Hanifi ve Abdülkadir Geylani'nin mezarı bulunmaktadır. Şöyle, Hanifi mezhebinin kurucusu Ebu Hanifi, İmam Ebu Hanifi ve Abdülkadir Geylani'nin kabirleri bulunmaktadır. Gençler, daha sonra Moğol istilası olduğu için çoğu eserimiz uçmuştur ama kalanlarla biz hala Nizami Medresesi olsun, Beytül Hikme olsun, bunlar bizim için hala değer taşıyan yerlerimiz, ilim merkezlerimizdir. Şam ve Bağdat bizim için bu yüzden önemlidir. Gençler, bu Suriye alayı, nota gelelim şöyle. Suriye alayı bizim için önemlidir. Neden önemlidir? Gençler, çıkmasını bekliyorum bu Suriye alayın. Şimdi hac ibadeti yapan Mekke'ye ve Medine'ye giden insanlar çok uzak yerlerden geliyorlardı. Direkt bizim zamanımızda gibi uçak yok, araba yok, işte tren yok, hiçbir şey yok. Adamlar ya yürüyerek ya atlarına ya develerin üstünde geliyorlardı. Bunun için Osmanlı zamanında bunlara yardım etmek için, bunlara değerli eşyalar vermek için bazı ganimetler gönderiyordu hac ibadeti yapan. Bakın, hac ibadeti yapan insanlara verilen değer. İşte bu ibadeti yapan insanlara hediyeler göndermek için
gönderen alaya da Sure alayı diyoruz. Bunu nasıl kodlayacağız gençler? Sure alayı. Adı üstünde Sure okuyor. Sureyi kim okur? Hacılar. Aferin size. Yazalım. Hac ibadeti için hac ibadeti yapanlara hediye göndermek için taşıyan alaya denir. Anlaştık mı? Sure alayını bekliyorum gençler. Bir soruda mutlaka çıkar. Şöyle yıldızladım. Gelelim Kudüs çevresi. Kudüs gençler bizim için önemli. Bizim için önemli olduğu gibi Hristiyanlar için de önemli. Hristiyanlar için önemli olduğu gibi Yahudiler için de önemli. Neden? Bizim için neden önemli? Mescid-i Aksa'mız burada. Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa nedir gençler? Bizim ilk kıblemizdi. Hazreti Muhammed zamanında Mescid-i Aksa 13 ve 14 ay boyunca ilk kıblemiz o zamanı o yörene dönük kılarlarmış. Daha sonra Allah-u Teala diyor ki kıblenizi Kabe'ye çevirin. O zaman Peygamber Efendimiz namaz kılarken kıblesini Kabe'ye çeviriyor. Ama bizim ilk kıblemiz olduğu için bizim için değerli. Hristiyanlar için niye değerli? Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yer olduğu için değerli. Yahudiler için niye değerli? Yahudilerin de ilk mabetleri burada olduğu için çokça değerli. Ne ayakta kalmış? Mescid-i Aksa ayakta kalmış. Yahudilerin ağlama duvarları var sadece. Ama şu an kim hakim gençler? Maalesef ki İsrail halkı hakim oraya. Gençler, o yüzden bizim için çok kutsal olduğu için burası Haçlılarla Müslümanlar arasında sürekli bir onlar almış bir biz almışız. Bir onlar almış bir biz almışız. Böylece hakim olma savaşları, fetih savaşları başlamış ve her fethettiğimizde de yeni bir eser ortaya koymuşuz. Şimdi Emeviler döneminde Kubbe-i Sahra inşa edilmiş. Abbasiler döneminde de ziyaret merkezi haline gelmiş, kutsal bir yer olduğu için Fatimiler döneminde de pek çok doktor yetişmiş. Bakın, mimari açıdan önemli, tarihi açıdan önemli olduğu gibi alimler de yetişmeye başlamış ki Selçuklar döneminde de pek çok alim yetişmiş gençler. Şimdi 1099-1187 yılları arasında Haçlılar Kudüs'ü fethediyor. Haçlılar Kudüs'ü fethediyor, fethetti. Daha sonra 1187 yılında Hıttin Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi komutasında İslam'a girdi. Yani biz ilk defa ne zaman Kudüs'ü almışız, İslam topraklarına girmiş 1187 yılında Hıttin Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi komutasında burayı unutmayacağız. Peki Osmanlılar zamanında ne zaman, kim zamanında ve ne zaman bizim hakimiyetimize girmiştir? 1516 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde fethedildi. Hakimiyet altına girdi. Peki gençler, Osmanlı zamanında pek çok eser verilmiş Kudüs'e. Kudüs adına, Kudüs için, Kudüs'ü güzelleştirmek için en çok uğraşan kimdir? Kanuni Sultan Süleyman'dır. En çok uğraşan Kanuni Sultan Süleyman'dır. Gençler, şimdi bu Osmanlı zamanında olsun, İslam topraklarında olsun, 3 mezhep, 3 din de burada istediği gibi özgürce yaşamaya başlıyorlar gençler. Hiçbir sıkıntı yok. Bu yüzden hatta özgür gibi ibadetlerini ettikleri için kırmızı kalemlerde bir at takıyorlar. Darüsselam. Darüsselam. Yani ne demek biliyor musunuz? Esenlik şehri. Kim için diyorlar bunu biliyor musunuz? Kudüs için. Evet, şu an günümüzde savaşların olduğu Kudüs için esenlik şehri diyorlar. Hatta gençler, 2. Abdülhamit
Yahudilere karşı Kudüs'ün birçok pardon Kudüs'ü korumak adına Yahudiler karşı Yahudilerin birçok oyununu bozguna uğratıyor. Gençler, Birinci Dünya Savaşı'nda Kudüs'ü kaybediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Kudüs kaybediyoruz. Kim ele geçiriyor gençler? Zamanla İsrail devleti ele geçiriyor ve şu an bizim kanayan yaramız sürekli oradaki Müslümanları eziyet ederek, savaşlayarak, gençler ben buna savaş demiyorum, eziyet ve işkence ederek oraya hakim oluyorlar ve oradaki Müslümanlar hala eziyet etmek, günümüzde bile ziyaret ederken Müslümanlar oraya korka korka gitmekte, hala Müslümanlara böyle ön yargılı bakılmakta, Yahudilerin milliyetçi tavırları ama orada da görüyoruz. Peki şu an günümüzde Türkler ne yapıyor? Hala gençler bizim için özel bir yeri vardır. Biz onlara yardım gönderiyoruz. Sürekli yardım kampanyaları oluşuyor Kudüs'e karşı. Gençler, Kudüs bizim için önemli. Hicaz bölgesi bizim için önemli. Şam ve Bağdat'ta Beytül Hikme ve Nizamiye tesisi bizim için önemli. Şimdi burada bitirelim. İkinci videoda da diğer şehirlerimize bakalım. Anlaştık mı? Okey, görüşürüz.